Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2015 Bahar Dönem Sonu Sınav Sorularının Çözüm Videosu. Soru 1. 2000 ağaç diktik. Kim dikti? Biz. Yani burada biz kelimesi, biz zamiri, fail olması lazım. Ve dikti, diktik dili geçmiş zamanda olacak. Muzari fiil olmayacak. Ne diktik? Diktiğimiz şey ağaç. Ağaçler, lar değil, çoğul değil. Ne kadar? 2000. Evet, bunlara dikkat ederek çözmemiz gerekir. A şıkkına baktığımızda garasna. Tüm şıklarda garasna yazıyor. Na biz demek zaten. Her biri biz manasında zamir almış. Her biri biz diktik manasına geliyor. Diken biziz yani. İlk kelimeler doğru. Fiil garase, na faildir. Diken işlemi yapan biz, zamir. Ne lazım sana? Mef'ul lazım. Öyleyse 2000 sayısını mef'ul olacak biçimde yazman gerekir. Mef'ul olacak biçim. 2000 nasıl yazılır? Şöyle yazılır. Elfani, tesni olarak yani. Elfun, elfani. Elfun, bin demekti. Elf, bin. Tesni yapmak için ne yaparsın? Sonra bir elif, bir de nun eklersin. Elfani olur. Elfani. Tesni değil mi? Tesnenin raf hali elifin varlığıyla. Nasb ve cerri ne ile olur? Ya'nın yazımıyla olur. Yani elfeyni ya ile yazacaksın. Bu 2000 sayısı muzaf konumunda olduğundan sonundaki nun düşecek. Yani elfey diye yazılacaktır. Elfey şeklinde yazılır. Nun niye düştü? Muzaf olduğu için. Elif niye ya'ya dönüştü? Bu kelime mef'uldür. Dolayısıyla mensuptur. Nasb alameti ne olmalı? Tesni olduğu için ya olmalıdır. Bu bilgilerin ışığında elfey şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani elfa olmaz. Neden olmaz? Nasb halinde yazılmamış. Oysa bu mef'uldür. Mef'uller mensuptur. Nasb alameti taşıması gerekir. Oysa elif aldığından merfu konumunda. Elfeyn evet nasb halinde ama sondaki nunun düşmesi gerekir. Çünkü bu kelime aynı zamanda muzaf olacak. Elfani muzaf olması gerektiğinden nunun düşmesi gerekirdi. Elfeyni Edirne'de de nun yine düşmemiş. Anlaşıldığını düşünüyorum. 5'e bakalım. 5. Hangisi muzari fiil cezmeden edatlardan birisi değildir? Cezmetmeyen bir şey soruyor bize. O da nedir? En'dir. En ne yapar? Muzari nasb eder. Mesela yektubu. Yektubunun başına en girse ne olur? Yektubu bay sonuncu harfi cezmeder. Dolayısıyla endir. Demek ki diğerleri cezmeder. Yani cevap Ceyhan. İki lemma yetes sayfu doğru çeviri nedir diyor burada. Lemma muzari'nin başında kullanılmış. Ardından es sayfu kelimesi gelmiştir. Yaz gelmedi, yaz hala gelmedi, yaz gelmiyor, yaz gelmeyecek, yaz geldiğinde, bakın mesela Edirne şıkkı bir ne diyelim, aldatmaca diyelim. Yaz geldiğinde, geldiği vakit gelince, bu manayı verebilmesi için lemmanın mazinin başında olması gerekir. Burada ise muzarinin başında olduğuna göre hala veya henüz diye çeviriye eklenmesi gerekir. Lemma muzarinin başında hala diye bir mana ekler cümleye veya henüz. Yani hala henüz diye çevrilmektedir lemma. Bu çeviriyi de yalnızca Bursa'da gördüğümüz için cevap Bursa'dır. Yani kimileri de mazinin başında zaman manası ifade ettiğini acaba muzaride miydi diye bir karmaşıklık yaşayarak Edirne şıkkını işaretlemiş olabilir. Demek ki lemma mazinin başında, muzarinin başında farklı farklı manalar taşır. Hangi manalar olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. Az önce söyledim. 6. Cümlenin başına şart edatlarından in getirilse yazım nasıl olur? Ne gibi bir değişiklik olur? En alttan başlayalım mesela Edirne. İn yuhafizu. Hafeza yuhafizu. Fa'ale yufa'ilu. Yufa'ilune yuhafizune idi. İn var. İn yuhafizune. Sondaki nun düştü. Neden? İn cezmeti. Cezme alameti olarak cemi müzeker bu değil mi? Cezme alameti olarak sondaki nunun düşmesi gerekir. Başka? Başka şurada olduğu gibi
Ya'işani olamaz değil mi? Hafiz mesela bu cezm olmuş ama ya'işan olmaz. Ya'işa olur. Son yani şunu demek istiyorum. İn birinci muzari ile ikinci muzari ile cezmetmesi beklenir idi. Birincisini yuhafiz cezmetmiştir. Hafeza yuhafizu. Bu faile babından muzari fiildir bu. Müfret olduğundan cezm alameti sükundur. Evet cezm olmuş ama ikinci muzari cezmli halde yazılmamış. Değil mi? Çünkü kendisi nun taşıyor. Demek ki bu cezm halinde değil. İsimlerin tesnesinin irabı başka, fiillerin tesnesinin irabı başkadır. Bu kelime mensup, meczum yazılmadığından A şıkkı hatalıdır. B'ye bak. İn tuhafizu ala sıhhati ta'işu demiş. Şimdi Bursa'da in getirildiğin aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bir şöyle bir hata var. İn yuhafizu. Aslında yuhafizu'nu Bursa'daydık. İn tuhafizu. Hafaza yuhafizu tuhafizu tuhafizuna tuhafizu. Sondakinin düşerek kendisi cezm olmuştur. Devamında ta'işu bu kelimede de bu muzarede de cezm alameti var. Bunda da var. Yani in ikisini de cezmetmiştir. O bakımdan bir problem yok. Ama manada bir problem var. İnşa et tuhafizu. Siz muhafaza ederseniz ala sıhhatim onların sıhhatlerini muhafaza ederseniz bir başkalarının ta'işu siz yaşarsınız davilen uzun. Yani Ali, Veli, Hasan, Hüseyin diye bir erkek grubu var. Onlara diyor ki sen siz diyor şu karşıdakilerin sağlığına dikkat ederseniz onların sağlığını korursanız yani ne olur? Siz çok yaşarsınız. Yani onların sağlığını korursam ben nasıl çok yaşıyorum? Kendi sağlığıma dikkat edersem ben çok yaşarım. Olması gerekirdi. Dolayısıyla ne var burada? Bir uyumsuzluk var. Ne uyumsuzluğu? Tuhafizune ikinci şahıs. Ta'işune ikinci şahıs. Ama sıhhatihim, him zamiri üçüncü şahıs. Onların sağlığını muhafaza ederseniz siz çok yaşarsınız. Doğru mudur bu? Mantık olarak doğru değildir. Gramer olarak bir hata o bakımdan yok. Ama mantık hatası var. Zamir uyuşmazlığı var. Yani ikinci şahıs, üçüncü şahıs uyuşmazlığı olduğundan Bursa hatalı olur. Ceyhan in yuhafizu ala sıhhatim ta'işu. Yine uyumsuzluk var değil mi? Yuhafizu ta'işu var. Yani bu nereden anlayabilirsin? Ye ile başlamış. Yuhafizu üçüncü şahıstır. Onlar muhafaza ederlerse kendilerinin sağlığına ne olur? Siz uzun yaşarsınız. Yok canım. Birilerinin sağlığına dikkat etmesi benim hayatımın uzamasına bir etken olamaz. Denizli'ye bakalım. İn yuhafizu eğer onlar muhafaza ederlerse ala sıhhatihim onların sağlığına kendi sağlıklarına dikkat ederlerse ya'iş hüve o yaşar tavilen uzun. Ali işte Hasan Hüseyin kendi sağlığına dikkat ederse ne olur? Mehmet uzun yaşar diyor. Yok yani yine ilgisi yok. Edirne in yuhafizu ala sıhhatihim eğer diyor onlar kendi sağlıklarına dikkat ederlerse ne olur? Ya'işu kendileri yaşarlar tavilen uzun. Evet. Siz Ali, Hasan, Hüseyin kendi sağlığınıza dikkat ederseniz kendiniz uzun yaşarsınız. Tabi bu işin bir de şimdi akaid boyutu var. Yani dikkat etsen ne olur etmesen ne olur? Ecel takdir edilmedi mi diye düşünülebilir. Ecel de zaten dikkat edip etmeyeceğin de takdir edildiğine göre çok da bir şey değişmeyecek. Hangisinde istisnanın temel ögelerinden birisi yoktur? Bu tür soru 2017'de çıktı. 2017'nin çözüm videosunu yayınlamıştık. Burada da galiba aynısı var. Edirne'den başlayalım. Zürt-ü Mesac de İstanbul Gayra Mescidin. Galiba aynısı değil. Bu şık yoktu orada. Zürt'ü ben ziyaret ettim. Zara, yezuru. Zürt'ü. Muzar, mazi fiil. Tu fail. Mesacı da onun mefulü bihidir. Mensup nitekim. Mesacı da İstanbul. İstanbul mescitlerini ziyaret ettim. Gayra Mescidin bir mescit hariç. Bak mesacı cemi, mescit müfret. Camiler bir cami. Bir cami diğer camilerden çıkartılabilir. Bir işlem, matematik işlemi çıkartma işlemi yapabilirsin. La yehaf el müminu illa Allah. La yehaf mümin. Mümin korkmaz illa Allah. Allah'tan başkasından korkmaz. Burada var mı? Yok. La yehaf korkmaz el müminu mümin. Mesela şey'en herhangi bir şeyden. İlla Allah. Allah hariç. Şurada bir şey'en gibi bir kelime olsaydı. Yani herhangi bir şeyden değil, yalnızca Allah'tan demiyor. Allah kelimesini illanın sağından kimden neyden istisna edebilirsin?
Müminden istisna edemezsin. Allah ile mümin nedir? Farklı şeylerdir. Aynı şey değil. La yakhafu fiil zaten ondan çıkmaz. Cins birliği yok yani. Oysa mescit diğer mescitlerden bir ferttir. Çıkartılabilir. Yani elma elmadan çıkar. Armut armuttan çıkar. Ama Allah müminler grubundan bir birey değildir. Dolayısıyla ne? Diğer bakırdır aranan şey. Bunda üç temel öge yok. Hangisi yok? İlla istisna edatı. Allah lafzı müstesna. Müstesna min ortada yok arkadaşlar. Gizlenmiş. Ceyhine bak. Mâ merâtu bil astikâ illâ hasenen. Hasan bir insan diyelim. Hasan yani. Ali Veli gibi insan. Arkadaşlardan bir cüz. Arkadaşlardan bir parça. Diyelim senin Ali, Hasan, Hüseyin gibi bir sürü arkadaşın var. Hasan da onlardan bir tanesidir. Çıkartma yapılabilir. Cins birliği. İkisi de insan. Bu sebebe haraca muvazzafune minel vizarati illa müdiran. Müdir vizaradan çıkartılabilir. Görevlilerden, memurlardan, bakanlıktan çıkartılabilir. Ettullabu gayre sa'iden. Sa'id bir insan, bir özel isim. O da öğrencilerden birisi olabilir. Çıkartılabilir. Mümkündür. Cins birliği var çünkü. Demek ki aranan şık 3'te nedir? Diyarbakır'dır. Dördüncü soru. Bedev fiili tam fiil olarak hangi şıkta kullanıldı? Tam fiil kullanılması, tam fiil olarak kullanılması, kullanılmaması, bunu anlamanın yöntemi peşinden muzari fiil gelip gelmemesiyle alakalı idi. Mesela Edirne bedev etiflü teşrabu. Bedev kökünden sonra bir muzari fiil geldi. Diyarbakır'da ise bededen sonra yemşi yine bir muzari fiil geldi. Ceyhan'da bededen sonra herhangi bir fiil gelmemiş. Bursa bededen sonra yetlu yine bir fiil geldi. Adana'da bededen sonra yuhibbuna yine bir muzari fiil geldi. Demek ki nerede gelmedi? Ceyhan'da bede fiilinden sonra bir muzari fiil gelmediğine göre şık Ceyhan'dır. 7. Hangisinde gayri musarif alem yoktur? Lil insanı umrun kasirun. Evet. Umrun diyor. Ömer değil bu yani. Umrun. Bu özel isim değil. Gayri mustarif olmasını bırak. Özel isim bile değildir. Lil insan insan için vardır. Ne var? Kısa bir ömür vardır. Umrun kasirun. Lil insanı haber umrun. Mübteda kasir ise o mübtedanın sıfatı. Demek ki diğerlerinde gayri mustarif bir alem vardır. Örneğin A şıkkında umeru. Ömer var. Bursa'da Suat özel isimdir. Ceyhan'da Aişe. Diyarbakır'da Ebu Kahhafe. Bu da nedir? Özel isimdir. 2017 veya 16'da çıkmıştı bu soru yine. Tekrar edilen sorulardan birisi. 8'de bir cümle kurmak istesem bunların dizilimini nasıl yapmalıyım diyor. Burada bir fiil cümlesi kurulmak istenmiştir. Nereden anladın? Belki isim cümlesi. O da olabilir. Adana ene ben iştaraytu satın aldım. İştara fiil tu fail. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir cümle olarak. Neyin haberi? Ene müpteda çünkü onun haberidir. Ben satın aldım. Neyi? Hadel kitabe. Şu kitabı. Bir erhas ucuz demektir herhalde veya daha ucuz. Minhu ondan. Burada ne olmuştur? Erhas ismi tafdil olduğunu düşünüyorum. Bir erhas daha ucuza minhu ondan ismi tafdil ile harfi cerri olan min arasına hadir kitap girmiş. Oysa girmemeliydi. Böyle bir hata var. Bu bilgiden yola çıkarak hangisi cevap olmalı? Denizli olabilir mesela. Erhas min ardından hemen gelmiş. Ceyhan olabilir. Erhas min olabilir. Bursa olamaz. Min önce gelmiş. Edirne'de olamaz. Min yine önce gelmiş. Demek ki Ceyhan veya Denizli'dir diyebilirim. İsmi tafdilin ardından min geleceğini bilerek bu yola çıktım. Hadel kitabe, şu kitabı iştaraytu satın aldım. Berhas minhu ondan daha ucuza ene ben. Veya ene ben iştaraytu satın aldım. Hadel kitabe, şu kitabı berhas min ondan daha ucuza. Cümle dizilimi Denizli olması gerektirdiğini ortada. Yani bu soru diğer sorulara kıyasen daha zor olduğu söylenebilir. 11. Bütün kitapları okulda okudum. Kim? Ben okudum. Dili geçmiş zaman okuyorum değil. Nerede? Okulda. Kitaplar, lar ve bütün kelimesine dikkat ederek yola çıkmamız gerekiyor. Yine testten başlayalım. Kare fi tufay. Ben okudum el kütübe. Kitapları mefulü bihtir mensup olacak. El kütübe.
külleha, hepsini, tamamını, fil medreseti, okulda. Uygun mudur? Uygundur. El kutube mensuptur. Külle mensuptur. El kutube kitaplar, cemi mükesser, gayri akıldır. Dolayısıyla müfret müennes hükmündedir. Dolayısıyla buradaki zamirin ha olması doğrudur. Doğru yazılımdır. Garatu el kutube külle hu olamaz. Hu olmaz. Ha olacak. Çünkü el kutub ne demektir? Kitaplar, ve o da gayri akıl bir cemi olduğundan müfret müennes hükmünde olacak. Hu ise müfret müennes bir zamir değil. Müzekker zamirdir. Külluhum olmaz. İşte bu olur ama ekra'u diyor, okudum değil, okuyorum demektir. Kara'tu, ben okudum. Kitapların hepsini. Burada ne var? Tanımlama var. Kitapların hepsini. Kitapların bütününü. Oysa bütün kitapları, kitapların tamamı dememiş. Bütün kitaplar, o mefru olarak kullanılmış. Adı Adana, o yüzden uygun değil yani. Demek ki 11. cevabı Edirne imiş. 12. Kâne l-etfâlu yes'ruhûne minel cû'i. Zıt anlamlısı nedir? El cû' kelimesinin. Eşşeb'a. Cû' açlık, şeb'a tokluk manasına gelir. Ezbere dayalıydı. Yani bilgiyi daha önceden bu kelimeleri ezberleyen çözebilir idi. 9. İntezara el-müsâfirûne diye devam eden bir cümle ve doğru çevirisi hangisidir demiş. Bütün yolcular aynı havalanında uçuşu beklediler. Yolcuların hepsi. Bak, bütün yolcular, yolcuların hepsi. Fark var değil mi? Bütün yolcular ile yolcuların hepsi. Yolcuların hepsi tamlamadır. Muzaf muzafın ileyh. Bütün yolcular ise burada ne olmalıdır? İntezara el müsafirune cemi'ahum. Cemi'ahum olacaktır. Yolcuların hepsi aynı havalanında yolculuk için bekledi, bekliyor, bekledi. İntezara bekledi demek. Bursa olamaz, direkt gitti. Kim bekledi? El müsafirune, misafirler, yolcular bekledi. Cemiyahum, hepsi, bütünü, tamamı bekledi. Yolcuların hepsi. Cemiyahum, onların hepsi, yani o yolcuların hepsi bekledi. Nerede? Filme tarih havaalanında. Nefsi o. Bizzat kendileri bekledi. Aynı havaalanında bekledi. Niye? Min ecdir rihneti, yolculuk için. Yolcuların hepsi aynı havaalanında. Nefsehu, aynı havaalanında. Filme tarih nefsihi veya da aynı havaalanında beklediler. Ceyhan olur. Hepsi aynı havaalanında yolcuları, bak yolculuk için değil de yolcuları demiş. Oysa min ecli rihleti, yolculuk için, yolcular için değil, yolculuk, gezi için. Aynı havaalanında yolculuk için beklediler. Burada yolcular demiş. Yani yakın şeyler ama Ceyhan doğrusu olacak. 13'e geldi sıra. Bedel mübdelin minhe bir yönüyle uymamıştır. Hangi şıktır diyor. E'cebeni el hakimu adluha. Kaddemet et tabibetu aişetu el meridata el devae. Fazla okumaya gerek yok. Adana'ya bir dikkat kesilelim. E'cebe hayrete düşürdü. Neyi beni? Beni şaşırttı. El hakimu hakim. Hakimin bizzat kendisi mi? Adluha, onun adaleti diyor, adilliği, ama ha demiş. Adluhu olması gerekir çünkü hakim müzekker bir kelime. O zaman adluhu deseydi olur da ha dediği için olmamış. Et-tabibe ile Ayşe aynı şeydir. Doktor, yani doktordan maksat Ayşe'dir diyor. Diğerlerinde demek ki bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı burada ha zamiri müennes zamirdir. Adil, bedel, hakim, mübdelü min, bedele bitişen zamir ile mübdelü min arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. Diğerlerini de anlatalım. Bursa dedik, tabibi ile Ayşe aynı, bedel mübdelü min olur yani. Dairatu cenahu, bunlar da bedel mübdelü min olur. Daire ile cenah, irapları tutuyor. Denizli, zürtu asimete, Suriye, Dimeşka, Dimeşk ile başkent aynı şeydir. İbnu ile Ahmedu aynı şeydir. Sen oğlun yani Ahmet. 10. Hangisi tekid için kullanılamaz? Kül kelimesini biliyorsun. Cemi'i, nefs, kila, bunları hep biliyorsun ama şibh kelimesini ilk defa gördün.
tek kelimeler ezberlediğine göre ilk defa görmüş olmalısın bunu. Öyleyse Bursa. 14. Hangisi bedeli bazı taşıyor? Hangisinde bedeli bazı örneği vardır? El İmamu Ebu Hanife aşi fi Bağdat. İmam Ebu Hanife Bağdat'ta yaşadı diyor. Bunda bir bedel-i baz var mı? Yok. Denizli e'cebeni el-usuru rişuhu. Burada e'cebe hayreti düşürttü, şaşırttı. Ni beni e'cebe fiil, ni mef'ul bih olur. Ni mef'ul bih derken ara sıra bunu belirtiyorum. Nun nune vikayı olur. Buradaki yadır mef'ul bih. El-usuru merfu fail ve mübdül min olur. Rişu onun bedeli olur. Riş tüyler demek. Usur yani serçe beni şaşırttı. Serçeden maksat da onun tüyü. Usur bazen kuş bazen serçe manasında kullanılır. Kuş beni şaşırttı, hayrete düşürdü, dehşete düşürdü. Kuştan maksat da yani tüyü. Ceyhan ra'aytu ra'afil tu fail olduğuna göre sadika demem gerekir. Sadika ke senin arkadaşını gördüm. Arkadaşından maksat da cemilen, cemili gördüm. Ahmet'i değil mesela. Bedel mübdeli min oldu. Bursa kâne el mühendisu Halid'in. Mühendis yani Halid'i kastetmiştir. Bu da bir bedel mübdeli min çeşidi. Servani el müderrisu hulguhu veya huluguhu. Beni müderris yani öğretmen sevindirdi. Öğretmenin nesi? Ahlakı. Buna göre öğretmenin ahlakı ne olur? Bedelul ihtimal olur. Aralarında el müderris ile el hul kelimesi arasında bedelül ihtimal ilişkisi vardır. Bursa'da mühendis ile Halit arasında bedelül kül ilişkisi vardır. Ceyhan'da Sadık ile Cemil arası bedelül kül. Diyarbakır'da bedelül ba'z vardır. Edirne'de ise bedelül kül vardır. El imamu imamdan maksat yani Ebu Hanife. 15. Müfret ve cemi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Asrun, asurun gibi yazılmış. Asrun, asurun gibi yazılmış. Yanlıştır. Öyleyse değerleri nedir? Doğrudur. Mesela ümmün, ümmehatun. Sebebun, esbabun. Esbab gelir. Medinetün, müdünün. Maun, miyahun. Demek ki Adana şıkkı diyebiliriz. Peki doğru cemisi nedir? Asr kelimesini sözlükten bulduğunda yanında cemisi zaten yazdığını göreceksin. 18. Altı çizili kelimenin eş anlamlısı nedir? Hataya. Arafe Yahya enne ma'hu hataya yecibu aleyhi en yulgiyehu. Risale manasında 18 risale Bursa şeklinde seçilir. Resale. 16-19. Hangisinde taaccüp kullanımı doğrudur? Edirne'de ya leha min alem. Burada bir defa taaccüp üslup yok. Ya leke min mümerrivatin. Burada da yok. Ceyhan'a baktığında ma el tafe. Direkt nedir? Taaccüp üslubudur. Bursa'ya baktığında ma istiğfara. El müslim ma şedde yectemi'u ma el dafe doğru yazılım olarak Ceyhan olarak tacib üslubu olarak seçilir. Diğerleri neden seçilmez? Diğerlerinde arkadaşlar tacib üslubunun kurulabilmesi için gerekli şartlar vardı. O şartlar tutmadığından Adana ile Bursa tacib üslubu olarak kullanılması uygun değildir. O şartlar nelerdir? Onları ezbere bilmeniz önemli. Çünkü bu tür sorular yine çıktığında o ezberi bilgilere dayanarak çözebilirsiniz. 19. Münada şebih bil muzaf değildir. Hangisinde? Şebih bil muzafta bir defa nida harfinden sonra mensup bir kelimeye geliyordu. Mesela ya şahiden, eya sami'an, ya dalibeten, ya rakiben gibi. Ha, burada öyle bir şey söz konusu değil. Demek ki denizdi. Zaten farklı olan da bu. Farklı olanı arayarak da bulabilirsiniz. 17 ve 20. Boşluğa en uygun şekilde ne getirilebilir? Ya leha gelir. Neden ha gelir? Çünkü saat kelimesi müennestir değil mi? Müennestlik alameti taşıyor. O zaman müennes zamir taşıyan kelimeyi seçersin. Bu yüzden a dersin. 20'de de boş bir yer var. Burayı en uygun şekilde nasıl tamamlayabilirsin?
Beynema iken, hiye o kadın iken, fi tariqiha yolundayken, ilel medreseti okula doğru giderken, okul yolundayken, semi'at işitti, hiye o kadın, bak semi'atu ben işittim de olabilir mesela. Saute ne işitmiş olabilirsin? Bir kadından, bir müennesten bahsediliyordu. O zaman saute bintin dersin. Kız sesi işittim. Öyle kız sesi ki bu tepki, o kız ki ağlıyor, bukaan şedide, şiddetlice ağlayan bir kızın sesini duymuş. Bint dersin. Neden bint? Çünkü hiye müfret ve müennes olduğundan, müfret ve müennes olan kelimeyi seçerim. Mesela adana olur mu? Tıfıl müzekker, racül müzekker. Balibat müennes ama cemidir. Gayri akıl değildir. Gayri akıl olsa müfret müennes hükmünde diyerek oraya uydurabilirsin. Denizli tilmizat, bu da tilmizat öğrenciler, dalibat öğrenciler. Bunlar cemi müennes ve akıldır. Dolayısıyla müfret müennes hükmünde olamaz ki noktalı yere yerleştirebilesin. Eşittir Edirne'nin olması zorunlu. Böylece tamamlanmış oldu.